Doğru acılı söylüyorsun. Kayısı hoşafı. Çok güzel. Bu tariflerin yanına yakışacak güzel bir efendim artık hem içecek hem böyle bir ara bir lezzet. Önce bir hoşaf tarifimiz var. Malzeme listemiz gelsin. Acılı kayısı hoşafı için malzemeler. 3 yemek kaşığı kuru üzüm. 1 su bardağı toz şeker. 6 adet karanfil. 7-8 adet Arnavut biberi. 1 kase orta boy kurutulmuş kayısı. 1,5 litre su. Geldik günün üçüncü tarifine. Acılı kayısılı hoşaf yapacağız efendim. Aynen öyle. Osmanlı mutfağının aslında vazgeçilmezi hoşaflardır. Aslında komposto mu hoşaf mı bizimkisi? İkisi de vardır. Ne farkı var? Taze meyve, kuru meyve galiba değil mi o ikisi? Aynen. Olay o. Aynen. Şu an aklım senin. Bir anka nasıl? Bir şey değil mi? Şefin kafasını karıştırdım diye. Aynen. Hemen. Aynen şey gibi. Seni ilk defa öyle gördüm. Bir kal geldi. Bir anda böyle bir şey sorunca. Ama hep karıştırılır ya. Evet doğru söylüyorsun. Haklısın. Biz hoşaf. Şu an aklım bamya çorbasının kıvamı olduğundan ha, dolayı. Ha aklı başka yemekti. Nasıl bu arada onun kıvamını da hemen bakalım. Bence şu an bak tam istediğimiz gibi. Evet. Bunun altını bence kapatabiliriz. Kapatalım dinlenmeye bırakalım. Etli bamya çorbamız çok güzel kıvamda. Kapattık altını. Yemeğimiz de fırında. Şimdi diğer tarifteyiz. Şimdi hemen diğer tarifteyiz. Hoşaf yapacağız. Çok kolay bir hoşaf yapacağız. Tamam. Kayısıları doğrayacağız. Üzümle birlikte kayısıyı sıcak suda birazcık bekleteceğiz ki yumuşasın. Tamam. Bir şerbet hazırlayacağız. İçerisine Arnavut biberi koyacağız şerbetin. Arnavut biberi dediğim bu mu? Aynen. Acı yani acılı veren bu olacak. Aynen öyle. Sonuna doğru da birazcık içerisine karanfil koyacağız. Birazcık daha reha versin, aroma versin diye. Çok kolay, çok lezzetli, basit bir tarif yapacağız. Bugün farkındaysam bütün tarifleri olabildiğince basit seçmeye çalıştık. Çünkü evet, zaten çok basit oldu. Gündelik hayat çok zor. Evet. Ve sürekli bir koşturma içerisindeyiz. Hele çalışan anne babalar için iyice zor. Aynen öyle. İftar saatine yetişip o iftarda ne yapacağını düşünmek birazcık insanları zorlayabiliyor. Evet. Ama bu tariflerle hayatları birazcık daha konforlu hale gelebilir. Ben tuttum. Bugün tarifler süper. Değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Kayısıları bakalım. Doğruyorum. Doğruyoruz önce. Efendim bu arada hemen bir hatırlatalım. Şimdi kayısımızı doğradık. Üzümlerimiz zaten hazır minik minik onları doğramıyoruz. Hiç doğramıyoruz. Sıcak suda yumuşatacak. Çekirdeksiz üzümü sıcak suda yumuşatıyoruz. Burada hemen bir tane şerbet hazırlayacağız. Şerbet. Şerbet tamam. İçin. Hem acı var hem şeker var. Çok değişik değil mi? Acıyla tatlı acılı hayat şekerli. Gibi ya. Ha sen şimdi onu oradan oraya bağladın. Ya biliyorsun ki ben... Sevgi dedim ya bak. Sevgi dedim ya. Dedim ya. Oradan nasıl... Acılı tatlı. Acılı tatlı. Biliyorsun ki ben yeni programımda nelerden nelerleri bağlıyorum. Aa evet şimdi bak Türev'in programı var. Hiç duydun mu bilmiyorum. Seni anlatan yemek yapıyor. Karakterini gerçekten anlatan. Mi? Evet ben konuk oldum. O da o yüzden şimdi bana şef olarak geldi. Sen bir yemek olsaydın. Senin özelliklerini araştırıyor. Sen bir yemek olsaydın diye. Ona göre bütün malzemelerde ama senin karakteristik özelliklerin var. Şu anda ne çıkar bende? Şimdi Özgür'den tanıdığın kadar ne çıkar? Şimdi ortalama şöyle bir şey. Hemen yemeği yapmaya devam ederken tamam. Hemen anlatayım. Ben şuradan bir tane kaşığımı hazır, alayım. Hazır bunu bulmuşken bütün konuklarıma yaptıracağım bakayım. Tamam. Şekeri koyduk, suyu koyduk şekeri bu arada. Şekeri koyduk, suyu koyduk. Şerbeti yavaş yavaş oluşturuyoruz ama zaten sıcak su kullandığımız için burada altını açmadık. Çünkü bu şerbeti şu an oluştururken ağdalı bir kıvam olsun istemiyoruz. Çünkü hoşaf öyle olacağı tatlı için... şerbeti gibi olmayacak bu. Olmayacak. Çünkü hoşaf ya bu. Tamam. O daha sulu. Daha sulu bir kıvamda olsun istiyoruz. Tamam. Geri dönelim sana. Özgür'ün karakterine. Bir şey diyeceğim. Fal baktırıyorum. Şimdi Özgür'cüğüm. Tutuyor ne mu bekliyor dizi? Bakalım. Söyle bakalım dizi var, film var, daha para kazanacağız. Yok yok ya şöyle ki bizim bir psikoterapistimiz var ve bir araştırmamız bayağı var. Bayağı analiz yapıyorsunuz Türe. Psikoterapistimiz analiz yapıyor. O analiz doğrultusunda sizin güçlü yanlarınızı bana söylüyor. Ve o güçlü yanlar doğrultusunda biz diyoruz ki bu böyle olsaydı böyle olurdu. Mesela Pelin'in yemeğinde şöyle bir şey çıktı. Biz Pelin'i düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen şey maviydi. Özgürlüktü. O maviye ulaşabileceğimiz mavi bir yemek yok. O yüzden biz ta kalktık Adana'ya gittik ve mavi yengeç aldık. Benim için Adana'ya gitti ama gitmişken de ne yemiş ne yemiş. Güya diyor ki ben senin için Adana'ya gittim. Bir baktım programda ciğerleri yiyor, kebapları yiyor diyor. Sonra senin için gittim. Evet Rev benim için gittim kabul ediyorum. Detaylara takılmıyorum. Ben eşime takılalım, de öyle takılalım. Söylüyorum. Hayatım diyorum ben iş için buraya i̇ş için gitmem gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor diye. O yüzden... Bir de haddimize değil aslında bir insanı analiz ediyor olmak. Biz çok keyifli ama ya. Oyun oynuyoruz. Evet. Yani. Ama doğru biliyor musun? Özgür beni bir analiz ettiler. Bana o an anlattılar. Sürpriz yemeği de orada gördüm ve yemeğe bakarken işte hangi malzemeyi niçin kullandıklarını
Anasını, benim gözlerim doldu mu? Tüylerim diken diken oldu. Ağlayacağım, çok duygusallaştım. Yani beni kimse böyle anlatmadı çünkü. Bir yemekle nasıl bu kadar anlatabilirsin? Hadi Özgür anlat şimdi. Şöyle harcamayalım onu, konuk alalım biz. Konuğumu kendine bağlayacak, şimdi çözdüm onu. Gelen bütün konukları. Yemin ediyorum ki çok zevkli, inanılmaz. Seve seve canım, evet. Tamam, değil mi? Çok seviniriz. Bir yandan efendim o şefimizi anlatalım, yeni açanlar için. Koyduk. Şerbetin içine çok kaynamadan direkt arnavut beni koyduk. Şeker ve su vardı zaten. Aynen. Aa, bunları da çok bekletmiyoruz. Aynen, çok bekletmiyoruz. Birazcık zaten sıcak suda olduğundan dolayı birazcık yumuşamasını sağlıyoruz. Aa, ne enteresan. İçerisine bir koyuyoruz. Hoş oldu değil mi? Efendim, kaçırdığınız malzeme listesini hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de böyle arada geçecek alt banttan takip edebilirsiniz. Çok malzeme yok. Kuru kayısı, üzüm. Birazcık kuru üzüm, çok az suda beklettik. 5 dakika bile değil. Aynen öyle. Sıcak suyla şekeri birleştirdik. Kaynamasını beklemeden arnavut biberini attık ve diğer kuru meyvelerimizi. Karanfil hangi noktada giriyor şimdi? Şimdi karanfili şu an atarsak birazcık daha o karanfil acılığını verecek. Ha öyle mi? Bak, yüzden, bunu bilelim. Aynen. Tamam. Acılığını vermemesi için sona doğru atarsak, yani bir annelerimize şey deyim vardı ya, bir taşım. Ha, bir taşım. Bir taşım kaynadıktan sonra karanfili atalım içerisine. İçerisine karanfil attıktan sonra 3-4 dakikada öyle kaynatalım. Hı-hı. Zaten aromasını bırakacak. Ama bunu sonra soğuk tüketeceğiz değil mi? Sonra soğutmaya bırakacağız. Boşafın kompostun olayı odur. Aynen. Bunu aynı şekilde acılı komposta olabilir mi? Yoksa taze meyvede olmaz mı acı? Olur. Niye olur olmasın mu? Ki? Olur tabii ki. Neyle yapabiliriz? Ne yakışır? Yine kayısıyla yapabilirsin. Bu sefer taze kayısı. Aynen. Mesela karadutla belki denenebilir. Dağılabilir ama lezzeti şey olabilir. Rengi de çok güzel olur. Rengi de çok güzel olur. Evet. Yapılabilir. Güzel. Yani bence hazır bahar mevsimine gelmişken aynen, hoşaflar, kompostolar çok tercih edilebilir. Çok güzel olur. Ben öyle meyvelerin suyunu çocuklara da çok içiriyorum. Çok hoşlarına gidiyor aslında. Güzel bir tarif. Oldu bitti. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Tamam. Hoşafımızı da servis edelim. Aynen. Hoşafımızı birazcık soğumaya aldık. Hı-hı. Biliyorsunuz ki hoşaf aslında soğuk içilince. Soğuk soğuk tabii ki. Güzel olur, keyifli olur. Şöyle hemen. Kepçe de verebilirim daha rahat koyarsam. Olur. Vereyim mi? Şöyle tanelerinden de almak istedim ben. Şuradan şöyle minik bir kepçem vardı. Ha şunu vereyim, ona daha rahat koyarsın. Onu da anlatalım neler koyduğumuzu. Burada arnavut biberi kullandık, kayısı kullandık. Kuru kayısı, kuru kayısı kuru kullandık, kuru üzüm kullandık. Biberle birazcık acı verdik. Şeker kullandık. Şekerli, ağdalı olmayan bir şerbet hazırladık aslında. Şöyle şunu koyalım. Suyundan da alalım. Karanfili en son attık. Çünkü biraz daha kendi bir şey yaptı. O da onun rayiyasını verecektir. Aynen. Acılı kayısı hoşafımız acılı, hazır. Acılı kayısı hoşafı. Çok değişik geldi bana arnavut biberiyle. Her şey çok yapılabilir değil mi Özgür? Çok, evet, evet. Şuradan birazcık daha kayısı biraz koyalım. Biraz daha malzeme koyalım aynen. Koyalım tabii. Dolu dolu olsun. Dolu dolu olsun. Ne kadar soğutursanız o kadar tabii keyifli olacak. Bizimki hala daha ılık çünkü. Aynen öyle. Şöyle. İsterseniz iç malzemelerini değiştirebilirsiniz. Taze meyve kullanıp komposto yapabilirsiniz. Bunun olayı acılık bence. Aynen öyle. Şöyle koyalım efendim. Aldık.